Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi Kazım Günaydın, incirde ilk yükleme tarihinin bu yıl normal olduğunu belirterek incir sezonunu değerlendirdi. Günaydın, ITV haber ekibine yaptığı özel açıklamada incirde güzel bir sezon yakaladıklarını fakat bölgedeki son yağışların incire %30-35 oranında olumsuz etki yaptığını ve özellikle dağ bölgelerinde bu olumsuzluğun hissedildiğini söyledi. İncir fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini belirten Günaydın, son yağışlar nedeniyle incir rakoltesinin bölgemizde %10 düşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Evet, ben bu incir sezonunun hem üreticimize hem tüccarımıza, ihracatçımıza hayırlara vesile olmasına temennisiyle başlıyorum. Tabii ki yükleme tarihi bu sene normaldi. Çok geride bırakılmadı. Neden? Çünkü İncirin gelişmesinde ileklemeden itibaren bir hafta 10 günlük bir gecikme vardı. O gecikme yükleme tarihine yansıtıldı. Yükleme tarihi bize göre normal yani. Tam zamanındaydı. İncir çok güzel bir kaliteli yıl yakaladık üretim olaraktan. Fakat en son bölgede almış olduğumuz meteorolojik yağışlardan dolayı %30'unda, %35'inde incirlerin etkilenme oldu. Şu anda dağ köylerinde, dağlardaki çiftçilerimiz bu yağmurdan, hava şartlarından etkilenmiş durumda. Ama biraz daha ovada olan, alçak kesimlerde olan çiftçilerimiz de ürünlerin hemen hemen %65'ini, %70'ini aldılar. Ve fiyatlar da şu anda piyasa olaraktan 7500 ile 8500 arası işlem görüyor. Bu da üreticimizi memnun ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bu şekilde... Evet, tabii ki bu hava şartı, yağmur olmasından dolayı rekoltede bir %10, %15'lik bir düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü incir mahsulü yağmuru sevmeyen bir mahsuldür. Dolayısıyla akıtacak, içi boşalacak. Onlar deşe dediğimiz, hurda dediğimiz işleme tabi olacak. Bu da rekoltenin azalmasına ve daralmasına sebep verecek. Rekoltede bir düşüş bekliyoruz. Peki. İkinci bir taksiz olacak mı? İncirin saklaması konusunda, depolaması konusunda. Bunlar biliyorsunuz her zaman size getiriyoruz ama neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya incir depolama konusunda şu anda ihracatçımız bu konuda gerekli yatırımları yaptı. Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, tesislerin içinde bulunduraraktan bunu sağladı. Ama bu konuda hala köylerimizde, çeşitli yerlerde Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber işte bazen ticaret borsasıyla eğitim çalışmaları yapıyoruz biliyorsunuz. İncirleri yerden kurtaramadık. %50 %60 başarıya ulaştık ama bu incirlerin mutlaka kasaya girmesi ve yerden kurtarmamız gerekiyor. Bu kadar pahalı bir mahsul olan mahsulü daha iyi kullanmamız gerekiyor. Düşünün ki bir örnek vereyim. Domates 50 kuruş, 40 kuruş plastik ve tahta kasada toplanıyor. Takdir edersiniz ki incirin en kalitesiz dediğimiz hurdası 770 kuruş yani 700 lira 800 lira işlem görüyor. En düşüğü bile domates meyvemizden daha iyi para yapıyor. Dolayısıyla bunu müstahsillerimizin, köylülerimizin bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Kasada incirlerin taşımalarını tavsiye ediyoruz. Bu kaliteyi artırır diye düşünüyoruz.